arkadaşlar. Bugün sizlerle insanda üreme, büyüme ve gelişme konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Öncelikle arkadaşlar insanda üremenin özelliklerine bakalım. Canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir arkadaşlar. Bu olay sayesinde canlılar nesillerine devam ettirebilirler. Eşeğli ve eşeğsiz üreme olmak üzere iki çeşit üreme vardır arkadaşlar. İki farklı ataya ait dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına eşeğli üreme denir. İnsan eşeğli üreme görülür. Eşeğli zaten eşli adı üzerinde arkadaşlar dişi ve erkek olması gerekiyor. İnsanda üremeyi bir anneden diğeri babadan gelen üreme hücreleri sağlar. Dişi üreme hücresine yumurta, erkek üreme hücresine sperm denir. Üreme tüm canlılarda görülür. Üreme canlılığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli değildir. Arkadaşlar bu hep sorulur. Üreme canlılığın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli midir diye hep sorulur. Gerekli değildir arkadaşlar. Üremesek ölmeyiz yani. Üreme eşey hücrelerine bakalım arkadaşlar. Erkek üreme hücresi, baş, hücre zarı, sitoplazma, çekirdek görüyorsunuz arkadaşlar. Boyunu var ve kuyruk kamçısı var arkadaşlar. Bu kamçısı hareket etmesini sağlıyor. Dişi üreme hücresi yumurta ise hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşuyor. Özelliklerine bakalım. Sperm hücresi küçüktür arkadaşlar. Kuyruk kısmına sahiptir. Hareket etmesini sağlar. Hareketlidir. Sitoplazma miktarı bakın şuraya baktığınızda sitoplazma miktarının az olduğunu görürsünüz zaten. Çok sayıda üretilir arkadaşlar. Yumurta hücresine baktığımızda ise daha büyük bakın. Kuyruk yapısına sahip değildir. Hareketsizdir arkadaşlar. Sitoplazma miktarı oldukça fazladır. Bakın fazla. Ortak özellikleri her ikisinde de hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur. Zaten tüm hücrelerde bunlar vardır arkadaşlar. Yumurta hücresi sperm hücresinden daha büyüktür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada büyük olan yumurta hücresi. Dişi üreme sistemiyle devam edelim arkadaşlar. Dişi üreme sistemi yumurtalık iki tane, yumurta kanalı, döllenmenin gerçekleştiği yer, döl yatağı, diğer bir ismi rahim ve dışarıya açılan kısım vajinadan oluşur. Şimdi özelliklerine bakalım. Yumurtalıklar iki tanedir. Yumurta üretir, vücudun içindedir. Yumurta kanalı, yumurtayla spermin döllenmesi burada gerçekleşir. Döl yatağı, rahim, döllenmiş yumurta olan zigotun gelişmesini döl yatağında tamamlar. Vajina, döl yolu, idrarın ve döllenmemiş yumurtanın dışarı atıldığı kısımdır arkadaşlar. Dış ortamda da dış ortam ve döl yatağı arasında bağlantı sağlar. Erkek üreme sistemiyle devam edelim. Arkadaşlar erkek üreme sistemi testis iki tane, sperm kanalı, salgı bezleri, spermin daha rahat hareket etmesini sağlar. Üretra ve penis. Arkadaşlar özelliklerine bakalım şimdi. Testisler iki tanedir. Sperm üretir, vücut dışındadır. Sperm kanalı, spermler olgunlaştıktan sonra sperm kanalından dışarıya atılır. Salgı bezleri, salgılanan salgılar spermlerin atılmasını kolaylaştırır. Penis, idrarın ve spermin vücut dışına atılmasını sağlar. Üreme sisteminin temizliği çok önemli arkadaşlar. Hijyeni hem sağlık açısından son derece önemli bir konudur. Üreme sistemi yapısı itibariyle hijyenin iyi bir şekilde sağlanmaması durumunda kaşıntı, yanma, batma, koku gibi istenmeyen sorunları beraberinde getirir. Hatta üreme sistemi enfeksiyonları kısırlığa kadar giden üreme organlarının hastalıklarına dahi yol açabilir. Onun için arkadaşlar temizliğine çok özen gösteriyoruz. Zigottan embriyoya arkadaşlar yumurta ile spermin dişinin yumurta kanalında birleşerek döllenme olayını sağlar. Şurada birincide görüyorsunuz arkadaşlar şu birleşmesi, şurada döllenme olayını görüyorsunuz. Döllenme sonucu olan yapıya zigot denir. Şu yapıya arkadaşlar zigot denir. Zigot annenin döl yatağına tutunarak burada gelişimini sürdürür. Zigotun gelişmesi sonucu embriyo oluşur arkadaşlar. Şu 2 aylık döneme kadar bu yapıya embriyo denir arkadaşlar. Döllenmeden zigotun oluşumundan embriyo oluşumu 2 aylık süredir arkadaşlar. 2 aydan sonra embriyo fetüs adını alır.
şu arkadaşlar. Yani anne rahmindeki fetüstür arkadaşlar. Bizler bebek diye hitap ederiz ama gerçek adı fetüstür. Yaklaşık 40 hafta yani 9 ay 10 gün sonra bebek dünyaya gelir. Doğduktan sonraki adı ise bebektir arkadaşlar. Yumurta kanalından normal koşullarda sadece bir sperm hücresiyle bir yumurta hücresi döllenebilir arkadaşlar. Embriyo annenin döl yatağında büyür ve gelişir. Embriyo göbek bağı, göbek kordonu da denir arkadaşlar, ile plasentaya bağlıdır. Plasenta döl yatağındaki dokuların oluşturduğu yapıdır. Atık maddelerin uzaklaştırılması ve embriyonun besin ve oksijen ihtiyacı plasentayı oluşturan dokulardan gerçekleşir. Şu yapı arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bebeğin besin, oksijen ve atık maddelerini aldığı ve atık maddelerini ilettiği yapı arkadaşlar. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirler şunlardır arkadaşlar. Anne adayı beslenmesine dikkat etmeli, dengeli beslenmelidir. Sigara, alkol, kafein gibi maddeler kullanmamalıdır. Su ve sıvı içecekleri bol tüketmeli, meyve ve sebze tüketimini daha çok tercih edilmelidir. Yeterli protein ve kalsiyum alınmalıdır. Kesinlikle ağır bir şeyler taşınmamalıdır. Röntgen cihazı gibi radyasyon yayan aletlerden uzak durulmalıdır. Stresten uzak durulmalıdır arkadaşlar. Doktor kontrolünde ilaç kullanılmalıdır. Rastgele ilaç kullanamaz hamileler arkadaşlar. Arkadaşlar, karışık olarak verilen olayları gerçekleşme sırasına göre sıralayalım. Arkadaşlar 5, sonra 1, 4, 3, embriyo arkadaşlar, 2, bebek. Bakın sperm ve yumurta, 5, döllenme olayı, 1, döllenmiş yumurta zigot, sonra embriyo oluşturmuş arkadaşlar mitoz bölünmeler geçirerek, sonra bebek dünyaya gelmiş, 2. Yine insan gelişim evreleriyle ilgili aşağıda verilen şemadaki boşlukları tamamlayalım. Arkadaşlar şuradan başladığımızda birçok sperm ve yumurtanın etrafını sarması, sardıktan sonra bir tanesinin yumurtayla birleşmesine ne diyorduk arkadaşlar? Döllenme. Yumurta ve spermin çekirdekleri birleşmesi olayına döllenme diyorduk. Döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz. Zigotun gelişmesi sonucu ne oluşuyordu? 2 aylık süreye kadar embriyo diyorduk arkadaşlar. 2 ay sonra ne adını alıyordu arkadaşlar? 3 numara fetüs adını alıyordu. Fetüs gelişimini tamamladıktan sonra 40 hafta sonra da dünyaya gelen yapıya da bebek diyorduk arkadaşlar. Sorularla devam edelim. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme diyoruz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Doğru yanlış sorularıyla çıkışa bak ulaşalım arkadaşlar. Erkek üreme hücresine sperm denir. Doğru. Spermler yumurtalıkta üretilir. Yanlış. Testiste üretilir. Yani ikinci çıkış olacak. İkinci çıkış da B şıkkı arkadaşlar. Bu özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? Yumurtalıklarda üretilir. Ne üretilir? Yumurta arkadaşlar. Bir yumurta hücresi olacak. Çok sayıda üretilir. Sperm hücresi olacak. Sitoplazması fazladır. Yumurta. Hareketlidir. Sperm. Büyüktür. Yumurta. O halde hangisi olacak arkadaşlar? Cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde bulunmaz diyor arkadaşlar. Yumurtalık bulunur. Döl yolu bulunur. Salgı bezleri bulunmaz arkadaşlar. Bu erkek üreme sisteminde yumurta kanalı bulunur. Cevabımız C şıkkı olacak. Dişi üreme sisteminde zigotun gelişimini tamamladığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Zigotun gelişimini tamamladığı bölüm döl yatağıdır arkadaşlar. Rahim de denir. Cevabımız C şıkkı. Yapı ve organlar seçeneklerin hangisinde verilenler olabilir diyor arkadaşlar. Aşağıdaki erkek üreme hücresine ait KLM harfleriyle belirtilmiş. Spermleri testisten penise ulaştırır. Sperm kanalı olacak arkadaşlar. B ve D'yi eledik. Erkek üreme hücresinin üretildiği yerdir. Testis olacak arkadaşlar. Cevabımız A oldu. M'yi de okuyalım. Spermlere kaygan bir ortam oluşturan yapıdır. Salgı bezleri. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar.
Karıdaki dişi üreme sistemine ait bölümler numaralandırılmıştır. Buna göre yumurtanın üretildiği, yumurtalar nerede üretiliyordu arkadaşlar? Yumurtalıkta ve döllenme olayının gerçekleştirdiği kısım. Döllenme olayı da arkadaşlar burada, yani 3 numara yumurta kanalında gerçekleşiyor. 3 numarada arkadaşlar. Öğrenci burada hep hata yapar. Döl yatağında veya 2'de döllenmenin gerçekleştiğini zanneder. Fakat 3 numaralı, yani yumurta kanalında olacaktır. 4 ve 3, yani cevabımız D şıkkı. Diyor ki üretildiği kısım ve döllenme olayının gerçekleştiği kısım 3, yani yumurta kanalı, doğru verilmiştir diyor. Hangisinde? 4 ve 3, cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Şemada üreme olayını gösterilmiş. Buna göre numaralanmış yapılar aşağıdakilerden hangisinde? 1 numaralı yapıya sperm diyoruz, erkek üreme hücresi. 2 yumurtalı yapıya yumurta diyoruz, dişi üreme hücresi. Arkadaşlar sperm, yumurta ve 3 numaralı olayda döllenmiş yumurtaya zigot diyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Yukarıdaki şekilde bir bebeğin oluşum şeması verilmiş. Buna göre KLM ile gösterilen kısımlarda bebeğin gelişim aşamalarında hangileri yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Döllenmiş yumurtaya ne diyorduk? Zigot diyorduk. Zigot 2 aylık süreye kadar embriyo, yani K zigot, L embriyo. M'de ne olacak arkadaşlar? Fetüs olacak. Zigot, embriyo, fetüs hangi şıkta var? Denizli. Cevabımız D şıkkı olacak. Çocuklar, sperm ile yumurta hücresinin birleşmesine nokta nokta denir. Ne denirdi arkadaşlar? Döllenme denirdi. Nokta nokta bu olayın gerçekleştiği yerdir. Arkadaşlar, döllenmenin gerçekleştiği yer yumurta kanalıydı. O halde hangi şık gelecek? Döllenme ve yumurta kanalı. B şıkkında, boşluklara B şıkkındaki gibi gelmesi gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Bir bebeğin oluşum aşamaları aşağıdaki gibidir diyor arkadaşlar. Buna göre numaralanmış aşamalardan hangisinde hata yapılmıştır diyor. Yumurtanın etrafını saran spermler bir yumurta zarını deler. Sperm ve yumurta çekirdekleri birleşir. Doğru, buna döllenme diyorduk arkadaşlar. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigot oluşur. Evet arkadaşlar, ikili de doğru. Zigotun gelişmesiyle meydana gelen fetüs diyor. Yanlış, embriyo oluşur arkadaşlar. Zigotun gelişmesiyle embriyo, fetüs değil. O halde hangisinde hata yapılmıştır? 3'te hata yapılmıştır. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi doktorun Emine Hanım'a verdiği tavsiyelerden birisi olamaz? Emine Hanım 3 aylık hamile olduğu için doktoru kontrolüne gitmiş. Doktor sağlıklı bir bebek gebelik geçirebilmesi için Emine Hanım'a bazı tavsiyelerde bulunmuş. Bunlardan hangisi olamaz diyor. Düzenli ve dengeli beslenmelisin. Olur. Vücut temizliğine özen göstermelisin. Doğru. Sigara ve alkolü az kullanmalısın. Yanlış arkadaşlar. Hiç kullanmamalısın olmalıydı. Cevabımız C. Yanlış bir tavsiye. Bana sormadan ilaç kullanmamalısın. Doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.